RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı Bir Yerin Haber Bülteni ile daha sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyiciler, Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan Milletvekili Avukat Serkan Bayram'ın girişimleri sonucu Tabu Kadastro Bölge Müdürlüğü Erzincan'a kuruluyor. Erzincanlılara müjdeli haberi veren Bayram, konu Bakanlıklar Kurulu'nda imzaya açıldı dedi. Milletvekili Bayram, bu sayede yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen AK Parti Milletvekili Avukat Serkan Bayram, RT Şah TV'ye açıklamada bulundu. Erzincan'a ilk bölge müdürlüğünün açılacağının müjdesini veren AK Parti Milletvekili Bayram, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün konusunun Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını ve bu sayede Erzincan'da 100'e yakın kişiye istihdam sağlanacağının müjdesini verdi. İtibariyle bölgemizde Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün kurulması için Bakanlar Kurulu kararı imzaya açıldı. Şu anda en kısa zamanda bu kuruluyor ve Erzincan için çok önemli, bölgemiz için çok önemli. En azından tekrar memur sayısında alışveriş olacak. Artık bu bölge üstü olacak bu bölgemizin. İşte Gümüşhane, Bayburt diğer bölgelerin beraber, illerle beraber bölgemizin üstü olacaktı. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Benim çok ciddi bu süreçte şahsi gayretim oldu, onu da bilirsiniz. Tapu Kadastro Genel Müdürümüze, Çevre Şehircilik Bakanımıza, desteğimizden esirgenen Binali Bey ve bütün Bakanlar Kurulu'ndaki değerli bakanlığı şimdiden teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Erzincan'a yerleştirilen Ahıska Türklerinden oluşan kafileler öz vatanlarına kavuşmaya devam ediyor. Erzincan'a gelen Ahıskalı sayısı 1121'e ulaştı. Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin 3. kafilesi Erzincan'a ulaştı. 3 grup halinde Erzincan'a gelen Ahıska Türkleri Üzümlü ilçesi Geyikli Mahallesi'ne yerleştirildi. 3. kafilede toplam 117 aile 505 Ahıska Türk'ü 3 farklı uçakla Erzincan'a geldi. 3. kafilenin son 2 grubundaki Ahıska Türkleri Erzincan Havalimanı'nda Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Vali Yardımcısı Ahmet Türköz, Belediye Başkan Vekili Ertan Buyruk, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ve görevliler tarafından çiçeklerle karşılandı. Öz vatanlarına gelmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeleri konusunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ederek Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söylediler. Çok razıyım, sağ olun. Çok razıyım. Allah hep bizden razı olsun. Vatanımız var. Sağ olun. Mutluyum, mutlu. Vatana geldik. 75 yıl bekliyordu bu şeyi. Allah'a şükür olsun başkanımıza, çok sağ olsun, Allah razı olsun. Bu değil, şimdi kabul ettiler, ev verdiler, çok sağ olsun. Çok memnunum. Allah razı olsun, vatanlı oldum. Düz, yok. Çok mu duygulandın? He. Sağ olunlar. Allah herkesten razı olsun, Cumhurbaşkanımızdan. Herkesten sağ olsunlar, var olsunlar, bizi buraya getirdiler. Çok sağ olun. Binlerce teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Ey büyük hocayınımız. Uzaklanayım hacı abi, Allah ömürlerini uzun etsin. Hep bizim Alasa kazanan barı var. Sağ selamet olun. Bizi de yurdumuza getirip bulundurduğunuz olun. Biz çok razıyız. Bazı Ahıska Türkleri ise uçaktan inerken öz vatanlarına gelmenin heyecanıyla gözyaşlarına hakim olamadılar. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ahıska Türklerinin Erzincan'a gelişleriyle ilgili bir açıklama yaptı. 3. kafilenin 2. uçağı az önce Erzincan'a inmiş bulunmakta. Ukrayna'nın Slavyanska bölgesinden 169 kişi 36 aileyle Erzincan'ımıza halkımızı geldi. Bundan yaklaşık 1,5 saat sonra da 3. uçağımız 165 kişi olarak onlar da Üzümlü'ye, Üzümlü'nün Geyikli bölgesine yerleştirilecek inşallah. Bu 3. kafileyi bu şekilde tamamlayıp 4. kafile yaklaşık olarak Haziran'ın başı gibi inşallah planlıyoruz. O dönemde de 110 aileyi getirmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde en son kafile ise 5. kafile
Ağustos gibi planlıyoruz. Onlar da Bayırbağ olarak düşünülüyor şu andaki planlamada. Bu şekilde Erzincan'a 595 aileyi yaklaşık 2900 kişi kadar Erzincan'a yerleştirilecektir. Erzincan'a gelen Ahıska Türklerinin sayısı 268 aileyle 1121'e ulaşırken, Haziran ayında 4. kafile, Ağustos ayında ise 5. kafile Ukrayna'dan Erzincan'a gelecek. Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Derneği olan genel kurulu yapıldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na mevcut başkan Recep Demirci yeniden seçildi. Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Derneği olan genel kurulu Gazeteciler Cemiyeti binasında yapıldı. Divan Başkanlığı'nı Hüseyin Aslan'ın katip üyeliklerinin Ünal Uygun ve Semih Peker'in yaptığı EGC olağan genel kurulu saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Olağan genel kurulda daha sonra yönetim kurulu faaliyet raporu 2013-2014-2015 yıllarına ait gelir gider bilançolarının okunması, 2013-2014 ve 2015 yıllarına ait denetim kurulu raporlarının okunması ve ibra edilmesinin ardından dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. 59 üyesi bulunan EGC olağan genel kurulunda katılım gösteren 38 üyenin tamamının oylarını alan mevcut EGC Başkanı Recep Demirci, yeniden başkanlık görevine seçilerek üyelerin güvenini tazeledi. Gazetecilik mesleğinin meşakkatli ve bir o kadar da fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu hatırlatan EGC Başkanı Recep Demirci, Erzincan'da görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcilerinin çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Erzincan merkeze bağlı Akyazı beldesinde ortaokul öğrencilerine yönelik toplum sağlığı sorumlu merkezi tarafından Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına neden olan kene konusunda bilgilendirme semineri verildi. Erzincan merkeze bağlı Akyazı beldesinde ortaokul öğrencilerine yönelik toplum sağlığı sorumlu merkezi tarafından Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına neden olan kene konusunda bilgilendirme semineri verildi. Akyazı Ortaokulu'nda düzenlenen seminere okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Seminerde Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına kenelerin neden olduğunu, hastalığın ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgularla seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyon olduğu konusunda öğrenciler bilgilendirildi. Toplum Sağlığı Sorumlu Merkezi Hemşiresi Çiğdem Gezik, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı konusunda bilgilendirme yapıldığını söyledi. Değerli izleyiciler, cadde üzerinde açık kalan logar kapağı faciaya davetiye çıkardı. Kimin neden açtığı belli olmayan logar kapağı tehlike oluştururken sürücüler zor anlar yaşadı. Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Yolu Binali Yıldırım Bulvarı'nda cadde üzerinde açık kalan logar kapağı faciaya davetiye çıkardı. Kimin ve ne maksatla açtığı anlaşılmayan logar sadece açık kaldı. Araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Çevredekilerin uyarı amaçlı koyduğu çöp poşetiyle sürücüler uyarılırken saatler sonra logar kapatıldı. Turizm haftası nedeniyle Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından Karma Resim Sergisi açıldı. 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle Erzincan Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi'nde açılan resim ve heykel sergisi açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Sanat Ana Bilim Dalı Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Öznüler, Erzincan Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. 10 üniversite ve çeşitli illerden gelen 35 resim ve 6 heykel sanatseverlerin gösterimine sunuldu. Sergi hakkında konuşan Erzincan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Anabilim Bölümü Dersi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Orhan Taşkesen tüm Erzincan halkını sergiye davet etti. İşte bu sergiye yaklaşık 10 üniversite farklı illerden katıldı. Katılımlardan dolayı buradan sizin aracılığınıza, sanatçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sergimiz ayın 20'sine kadar açık kalacak ve ziyaretçilerin eserlerimizi gelip görmesini arzu ediyoruz. Ayın 19'una kadar ziyaretçilerimizi sergimize bekliyoruz. Sırada spor haberimiz var değerli izleyiciler. Erzincan Gençlik Merkezi'nde Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde Satranç İl Birinciliği müsabakaları başladı. Müsabakalara yoğun katılım var.
2015-2016 okul sporları bünyesinde Erzincan Gençlik Merkezi organizasyonuyla düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde Santranç İl Birinciliği müsabakaları başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerinde düzenlenen turnuvaya 200'den fazla katılım sağlandı. Beyin fırtınası halinde geçen müsabakalar 6 tur halinde 2 gün devam edecek. Dereceye giren öğrenciler ise ödüllendirilecek. Şubat Erzincan Spor Bölgesel Amatör Lig'e adını yazdırdı. Playoff final maçında Kemalspor'u 2-0 mağlup eden 13 Şubat Erzincan Spor, Bal Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Erzincan 1. Amatör Küme Playoff final müsabakası 13 Şubat Erzincan Spor'la Kemalspor arasında oynandı. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımın da atakları sonuç vermeyince ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya daha atak başlayan 13 Şubat Erzincan Spor aradığı golü 64. dakikada Kemal ile buldu. Maçın uzatma dakikalarında Kemal kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve karşılaşma 2-0 13 Şubat Erzincan Spor'un galibiyetiyle sona erdi. Maç sonunda konuşan 13 Şubat Erzincan Spor Teknik Direktörü Fatih Çiminli, yönetim teknik heyet ve futbolcular tek yürek olarak başarı elde ettiklerini belirterek futbolcularını kutladı. Hani söylenecek çok fazla bir şey yok. İki takımın da hakikaten bileğinin hakkıyla geldiği bir final maçıydı. Kemal takımını da ben çok tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Ama bizim sezon başından beri bir hedefimiz vardı. Yani geçen yıl işte bildiğiniz gibi bölgesel ligdeydik. Düştük biz. Geçen yıl çok şanssız bir şekilde düştük. Hatta 21 puan alarak düştük. Bu sene çocukların hepsi inandılar. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Kupa veriliyor. Bundan sonra inşallah 13 Şubat takımını bölgesellikte daha iyi yerlere getirmek için uğraş vereceğiz. Ben bugün çok mutluyum. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Onların hakkını, kupalarını da alsınlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Ardından konuşan ASKF Başkanı Lokman Turan 13 Şubat Erzincan Spor'a Bal Ligi'nde başarı dileklerinde bulundu. Vali Yardımcısı Ahmet Türköz, şampiyon 13 Şubat Erzincan Spor'un kupasını vererek Bal Ligi'nde başarılar diledi. Kulüp Başkanı Güven Ataş ise zorlu maratonda gülen tarafın 13 Şubat Erzincan Spor olduğunu belirterek taraftarlara teşekkür etti. 13 Şubat Erzincan Spor'a kupası verilirken futbolcular büyük sevinç yaşadı. Erzincan Kemahlılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Kemah Köyleri Halı Saha Turnuvası'nın dördüncüsü pazartesi günü başlıyor. Erzincan Kemahlılar Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği 4. Geleneksel Halı Saha Turnuvası açılış programı düzenlenecek. Açılış programı hakkında açıklama yapan Erzincan Kemahlılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut Can Tekin tüm Erzincanlıları turnuvaya davet etti. Erzincan Kemah Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği olarak bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Kemah Köyleri Halı Saha Dostluk Turnuvası 18.04.2016 Pazartesi günü akşam saat 19.30'da Erzincan Spor Vedat Simen Testleri'nin yanında başlayacaktır. Tabii bu dördüncüsünü düzenleyeceğimiz turnuva Erzincan'da Kemahlı olarak birlik beraberliği sağlamak, birlik beraberlik kardeşlik cennetinin içerisinde maçların devam etmesini sağlamak. Bu anlamda bu sene dördüncüsünü düzenleyeceğiz. Yaklaşık iki grup halinde 10 köy katılıyor. Bunlardan köylerden birinci A grubunda Eriş Spor, Konuksever Beşikli Spor, Koçka Spor, Atma Spor ve Kelek Spor. B grubunda Yücebelen Spor, Keler Spor, Özdamar Gediktepe Spor, Tuzla Hakbiri Spor ve Elmalı Spor olarak yaklaşık 10 köyümüz katılıyor. 3 yıldır gerçekten Erzincan'da örnek olacak birlik beraberliği içerisinde bir turnuva yapıldı. Bu dördüncüsünü de aynı şekilde geçeceğini düşünüyorum. Buradan tüm Erzincanlıları, Kemal'ı, hemşehrilerimizi, futbol severleri bu turnuvanın açılışını ve maçlarımızı takip etmeye bekliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Erzincan Kemahlılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Kemah Köyleri Halı Saha Turnuvası'nın dördüncüsü pazartesi günü başlıyor.
Erzincan ve çevresinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan 6-23, Erzurum 1-15, Sivas 5-22, Elazığ 6-24, Malatya 8-24, Bayburt 2-18, Tunceli 6-24, Gümüşhane 3-20 ve Giresun 10-20 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Ahsen Eczanesi. Ereteşah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı bir haber bülteninin daha sonuna geldik. Ereteşah TV WhatsApp ihbar hattımız 0532 737 13 76. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle umalım iyi haberlerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.